Tam zamanında geldin. Ayarlasan bu kadar olurdu. Hadi gel. Baba neler yapmışsın ya? E tabii. Çocukken yaptığımız ilk pankeki hatırlıyor musun? Nasıl unutabilirim ki? Herhalde yediğim en kötü şeydi. Allah Allah. Senin yüzünden elimi yakmıştım. Hiç bana suç atma. Tarif yerine tavaya bakıyor olsaydın yanmazdın. Şimdi de bakmasın bence. Uzun zamandır da böyle bir kahvaltı hazırlamamıştım. Şanslısın. Hayatımda her anında sen vardın. Hala da öyle. Sen hep haklıydın Ozan. Ben bugün düşündüm ve içimdeki bu savaşa artık bir son vermeye karar verdim. Yani teslim oldum. Ben ayakkabılarımı bağlayamadığım zamandan beri sana aşığım. Okuldan ilk kaçıp yakalandığımız günden beri aynı pudinge ellerimizi bandırıp yediğimiz günden beri aşığım sana. Bunu ben gitmeyeyim diye söylüyorsun. Yalnız kalmaktan korktuğun için söylüyorsun. Hayır, ben ilk defa gerçekten içimde olan şeyleri söylüyorum sana. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Melisa. Bunu söylemene de gerek yok zaten. Ama ben bir daha böyle bir şey yaşarsam dayanamam. Yıkımım olur. Yapamam. Beni ne olur anla. Gitmem ikimiz için de daha iyi olacak. Gitmem mi? İyi git o zaman. Bana bakar mısın? Neyse, ne olur böyle yapma. Konuşmamız böyle olmasın, ne olur. Sen ne son konuşmasından bahsediyorsun ya? Benim böyle bir şeye ihtiyacım mı var? Benim sana ihtiyacım mı var? Ya ben sabah uyandım, senin için neler yaptım görmüyor musun? Git buradan. Ulan git. Git diyorum sana, git. Ne oluyor? Kızım, iyi misin? Melisa? Mevlüt Bey, saatin kaç olduğundan haberiniz var mı acaba? Kusura bakmayın müdür hanım. Çok trafik vardı malum, biliyorsunuz uzaktan geliyoruz. Yalnız bu aralar giriş çıkış saatlerinde şaşmalar var. Dikkatli olalım lütfen. Tamamdır, siz hiç merak etmeyin.
Bakıyorum da eliniz boş gelmemişsiniz okula. Ben menekşeleri çok severim de kulübemde dursun istedim. O yüzden getirdim. Anladım. Neyse, mesajımı almışsınızdır umarım. Hadi üstünüzü değiştirin ve kulübeye geçin lütfen. Tamam. Size kolay gelsin. Sağ olun. Bu Ekim'le Kanat'ta var bir enayilik de. Hadi hayırlısı. Ya arkadaşlar hala anlamadınız mı? Onların rutini bu. Yani bazı çiftler böyle çalkantılı şeyleri sever. Bence üstüne gitmeyin ya. Vallahi bırakın onlar kendi kendilerini hallederler. Tabii canım. Zaten herkes bizim gibi power couple olacak diye bir şey de yok hayatım yani. Değil mi? Yani hallolur hallolmasına da... ben inatlarından korkuyorum ya. Günaydın. Kime bu çiçekler? Günaydın. Sana. Bana mı? Bunlar menekşe. Umutsuzlara umut, umut bekleyenlerde sonuç verir. Ha. Çok güzel anladım da... yani... niye bana aldın anlamadım. Ya bilmem. Belki ikimizin de güzel sonuçlara ihtiyacı vardır. Olur mu? Ay ben yanlış görmüyorum değil mi? Ay güvenliğin kalbi Ekim'de mi atıyor acaba? Ay yok artık benim midem kaldırmıyor artık öyle şeyleri. Ya üf, tamam siz de bir durun ya. Bir bakalım ne olacak. Yoktur bence bir şey. Teşekkür ederim. Çok incesin ama ben bunu kabul edemem. Ekim, ya sen beni yanlış anladın. Biz arkadaşız. İkimizin de güzel dilekleri gerçekleşsin diye sana veriyorum. Arkadaş ya. E tabii o zaman kabul ederim. Teşekkür ederim. Ne alaka? Saçma sapan yok. Çok canını yaktın Beyyem. Biliyorum. Ama artık benden korkmana gerek yok. Ya da yürürken arkana bakmana da. Gönlün başkasına uçup gitti. Artık hayatımda sadece o var. Ekim. Seni sonsuza dek azat ediyorum. Kal. Hoş geldin. Annemle Aziz yok mu? Aziz'i bilmiyorum ama annen yazlığa gitti. Sadece ikimiz varız. Hadi gel. Açtayım. Ne oluyor Kanat? Başa mı döndük yine? Gaye bak.
haline acıdım. Annem araya girdi, bir şey diyemedim ama... artık gitmen gerek buradan. Ekim yüzünden mi? Evet. Ben Ekim'e çok aşığım. Ve bizden hiçbir şey olamaz. Güzel. Aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Niye şaşırdın? Ben senin sandığının aksine sadece senin mutluluğunu istiyorum. Bu Ekim ne olacaksa Mars'ın öyle olsun. Teşekkür ederim. Bu masanın amacı da oydu zaten. Birbirimize son kez güzel bir veda edelim istedim. Yarın sabah erkenden gidiyorum. Tamam. Hazırladığın sofraya saygısızlık yapmak istemiyorum. Üstümü değiştirip geliyorum. Peki. Gel, yavaş. Benim güzel sevgilim. Ekim'im. Tamam, gel. Gel şöyle. Ben çok aşığım Ekim'e. Gayet biliyor musun? Ben Ekim'i çok seviyorum. Gay yanlış anladı beni Ekim. Ben onu bir şey hedefledim, bir şey yapmadım ki. Ben çok seviyorum onu Gay. Çok seviyorum ben. Çok aşığım ben ona. Ben ona bir şey yapmam ki. Ekim'im. Güzeller güzelim benim. Ben çok seviyorum Ekim seni. Ben çok seviyorum seni. Melisa bu. Hayat bu ne? Geç kaldık biz yalnızca. Rüzgarların mı durdu? Bu hayat pek mi zordu? Biten bir cümlenin en sonunda hep bir varsın ya. Geçerdi günlerim bir sabırla, yanımda yoksun ya. İnadına inadına yanmalı, böyle küçük şeylere inanmalı. Senin için o yolları koşmalı ama bazen sadece durmalı. İnadına inadına yanmalı, böyle küçük şeylere. Önce bana bir söz vermeni istiyorum. Ne istersen. Artık bahane yok. Yok. Bir daha geri adım atmak yok. Yok.
Bir daha hiçbir şeyin arkasına gizlenmek yok. Asla. Bundan sonra kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz o zaman. Bundan sonra sadece biz varız. O zaman? Gel buraya gerizekalı. Sen inanılmaz başarısın. Seni seviyorum. Ne seni seviyorum? Kanat, ya seninle uğraşmak neden bu kadar zor? Niye hiçbir şey kolay değil ya? Kanat. Hemen panik olma. Bunu onunla yatıyormuşum gibi gösterebilirdim. Oysa o sadece uyuyor. Güvenmek bir seçimdir küçük kız. Her gelenin hayatına burnunu sokmasına izin verme. İyi bir şey yakalamışsınız. Buna daha sıkı tutun. Bana çaresizce etrafta dolanıp umut arayan bir zavallı diyebilirsin. Belli ki öyleyim. Çünkü Kanat'ın sevdiği tek bir insan var. O da sensin. Sana son bir tavsiye. Güvenmek bir seçimdir. Aklın değil, kalbin istedikçe güvenirsin. Unutma. Ona iyi bak. Umarım çok mutlu olursunuz.